Nezaket, düşman edinmeden söz söyleyebilmektir. Biz düşüncelerimiz değiliz. Biz düşüncelerimizin düşüncesiyiz. Gereğinden çok duvar örüyoruz ve gereğinden az köprü kuruyoruz. Ben, benden öncekilerin omuzlarına tırmandığım için onlardan biraz daha ilerisini görebildim. Eğer diğer insanlardan benim için bir şeyler yapmalarını bekleseydim, hiçbir şey yapamazdım. İnsanlar sayılar gibidir. O insanın değeri ise o sayının içinde bulunduğu sayı ile ölçülür. Diğer tüm kanıtları bir yana bırakırsak, baş parmak bile benim Tanrı'nın varlığına inanmam için yeterlidir. İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar. İnsanlar merhametten çok menfaati düşündükleri için yalnız kalırlar. İnsanlar iyilikten çok hırsı düşündükleri için yalnız kalırlar. Dünyaya nasıl göründüğümü bilmiyorum ama ben kendimi henüz keşfedilmemiş gerçeklerle dolu bir okyanusun kıyısında oynayan üzgün bir çakıl taşı ya da güzel bir deniz kabuğu bulduğunda sevinen bir çocuk gibi görüyorum. Eğer elma düşüyorsa ay da düşer mi? Felsefe o kadar yaramaz ve aldatıcı bir hanımefendi ki, sürece dahil olmak, onunla her türlü iş yapmakla aynı anlama geliyor. İncelik, düşman yapmadan bakış açınızı kanıtlama sanatıdır. Sabit yıldızların ışığı, güneş ışığıyla aynı yapıdadır. Bildiğimiz bir damla, görmezden geldiğimiz bir okyanus. Gerçek felsefe, ölüm çalışmasından başka bir şey değildir. Kainat denen bu mükemmel sistem, ancak zeki ve güçlü bir varlığın yönlendirmesiyle ortaya çıkmış olabilir. Cüretkar bir tahmin olmadan hiçbir keşif yapılmamıştır. Yaşamınızın kalitesini, ilişkilerinizin kalitesi belirler. Eğer kayda değer bir buluş yaptıysam, bunu herhangi bir yetenekten çok sabra borçluyum. Sade insanlar bu nicelikleri duyumsadıkları nesnelerle ilişkileri üzerinden kavrayabiliyorlar ancak. Böylece belirli ön yargılar doğuyor. Doğal olayları açıklamaya yetecek ölçüde neden varsa araya başka nedenler katmak gerekmez. Birlik çeşitliliktir. Ve birlikteki çeşitlilik, evrenin en yüksek yasasıdır. Zaman, sonsuz süre boyunca yürürken, bilinç durumlarımız tarafından üretilen bir yanılsamadır. Memnun olmadığım şey, özellikle de hayal kurmanın sonsuz olduğu doğal felsefede, üçüncü taraflara iletilmek için uygun olduğuna karar veremiyorum. Tanrı tanımazlık öylesine anlamsız ve insanlık için öylesine iğrençtir ki, onu ortaya sürenler hiçbir zaman çok olmamıştır.
belirlenmiş olan son geldiğinde bilgi olanlar anlayacak. Fakat kötülerden hiçbiri anlamayacak. Bilim insanları sanıldığı gibi dini, kendilerini sınırlayıcı, kendisinden kurtulunması gereken bir unsur olarak görmemişlerdir. Tersine birçok bilim insanı bilimi Tanrı'ya ulaşmada bir araç olarak görmüş, bu motivasyonla bilim yapmışlardır. Evren cehaletten hoşlanmaz. Doğa çok basit ve ahenklidir. Tanrı eserleri aracılığı ile bilinir. İnsanları aşık eden yer çekimi değildir. Her eylem için eşit ve zıt bir tepki vardır. Tanrı her şeyi ölçüyle yaratmıştır. Ağırlık, sayı ve uzunluk. Gök cisimlerinin hareketini açıklayabiliyorum ama insanların deliliklerini asla. Tüm doğayı açıklamak herhangi biri için ve hatta herhangi bir çağ için bile çok zordur. Plato benim arkadaşım, Aristoteles benim arkadaşım, ancak benim en büyük arkadaşım doğruluk. Bir görüşü, o görüşün sahibinden, onun eserinden dinleriz. Neden söz konusu din olunca sözü sahibine değil de başkalarına bırakırız? Bir demokrasiyi muhaliflerine sunduğu özgürlük alanıyla ölçersiniz. Hepsi birbirine benzeyen uyumlularına sağladığı özgürlükte değil. Tabii ki doğaüstü bir şey olmayabilir. Tabii ki yaşadığımız evren dışında bir şey olmayabilir. Ama bırakalım da bunlara bilim cevap versin. Ve hiç kuşkusuz, eğer yalancı tanrılara tapınmak putperestleri kör etmemiş olsaydı, ahlak felsefeleri dört ana erdemin ötesine geçerdi. Evren hakkında düşünme biçimimizi derinden değiştirmişti. Ama herhalde en önemli katkısı, bütün evrenin açıklanabilir olma olasılığını göstermesiydi. Gözlemlenmesi gereken deneyim miktarı değil, ağırlıktır. Bilimin amacı gereği bulmaktır ve eğer doğaüstünü bilimden dışlarsak ve eğer evrende de böyle doğa dışı nedenlerden ortaya çıkan olgular varsa, bilim hiçbir zaman bu gerçeklere ulaşamayacaktır. Dolayısıyla bilime doğalcılığı dayatmak, onun ulaşabileceği alanları kısıtlamak demektir. Bilimi başarılı kılan şey, deneysel olması ve gerçeğin peşinden özgürce koşmasıdır. Bilim, gerçeğe özellikler, koşullar atfetmez. Gerçek, zamanla yüzünü gösterecektir. Doğa dışında bir gerçek varsa ve bu bir şekilde deneysel verilerimize girebilirse, belki bir gün bilim bu gerçeği de bulacaktır. Her varlık türünün kendine özgü gizli bir özelliği bulunduğunu ve bu özelliğe dayanarak hareket edip belirgin etkileri yaptığını söylemek aslında hiçbir şey söylememektir. Oysa doğa olaylarından iki ya da üç genel kural çıkarıp ardından da tüm varlıkların özellikleriyle devinimlerini o belirgin kurallara tanımlamak, işte bu büyük bir adım atmaktır.